Selamun aleyküm. Aleyküm selam cemaati Müslümin, mümin, mürek ve mürit kardeşim. Hepinize sevgiler, saygılar ve donsuz sevgiler diliyorum. Malumdur başımızdan bir deprem geçti. Onun için de bir bölüm yaptık. Tekrar herkesin başı sağ olsun. Allah sabır versin. Geride kalan çocuklarımıza, ninelerimize, teyzelerimize, dayılarımıza, amcalarımıza, babalarımıza gerçekten güç, kuvvet, sabır versin. Ama malum gündemimiz nedense çok hızlı değişiyor. Gerçekten ben de bu gündemin bu kadar değişmesine sinirlenerek bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Daha enkazımız tamamen kaldırılmamışken gündem bir anda bıçak kesilip hemen Amerikan başkanının seçim özel programlarına dönüş olması ve hatta memleketimizde bu kadar Amerikan uzman kadrolarımız işte hangi eyaletin salınacak, işte hangi eyaletten kaç tane bilmem ne çıkacağına dair fikirlerin olması gerçekten takdire şayan bir durum. Kendilerini buradan tebrik ediyorum çünkü yüz yüze gelemiyoruz koronadan vasıtasıyla. Seçim kampanyaları hakkında bilgileri olup hatta yani hangi eyaletten kaç oy çıkar, kaç delege çıkar, buradan kaç delege vardır bu konular hakkında uzman kesilen gerçekten insanların olduğunu vallahi billahi tillahi bilmiyordum. Bu nasıl bir uzmanlık alanıdır? Yani memleketimizde bu kadar ehil vatandaşların olması gerçekten benim kalbimde büyük bir etki yaratıyor. Ne kadar güzel vatandaşlarımız varmış diyorum ya. Ne kadar kıymetli insanlarımız varmış diyorum ya. Her bilgide her şeyi biliyoruz ya. Bu vallahi billahi mükemmel. Arşa çıkmamız gerekirken neden hala bu kadar gerideyiz? Vallahi bilmiyorum. Gerçekten her konuda uzmanız. Daha dün milli güvenlik konusunda uzman olan arkadaşlarımız bugün koronavirüs hakkında uzmanlardı. Yarınsa Amerikan başkanlığı seçimi konusunda gerçekten de uzman olduklarını gördüm. Kanallarımız bazı mimar arkadaşlarımızı Instagram'da fenomen olan arkadaşlarımızı kullanırken yani gerçekten bilgili olduğu için kullandığını düşünüyoruz yani. Başka bir şey düşünen varsa gelsin bana söylesin. Ben de bilgileneyim. Ya da bir kebapçı arkadaşımızın bağlanması ne kadar doğalsa bir ekonomist ya da orada oy kullanan bir arkadaşın da bağlanması o kadar doğal ve kati bir olay. Şaşırmamak lazım. Bizim memleketimin insanının potansiyelinin farkında olmak lazım. Dinamik bir nüfusumuz varken aynı zamanda her konuda bilgili bir uzman ekibi, uzman kadromuz olduğunda gözden kaçırmayalım. Göz ardı etmeyelim. Rekart ne demiş? Türkiye'de her şeyden var ama az var. Yani biz de o kadarız yani anladım. Her şeyden varız ama yürü kardeşlerim ama az. Olsun. Az ama öz. Her zaman böyledir. Programı çok da uzun tutup Amerikan'a çok yüz vermeyeceğim. Bilirsiniz benim Trump'la aram pek iyi değildir. Pek geçinemeyiz. O yüzden de çok kendisiyle geçineceğimi sanmıyorum. Zaten dolar aldı başına gidiyor. İnsanı delir ediyor. Yani şurada 3-5 elektronik cihaz alacağız. Yani tövbe estağfurullah elimiz ayağımız birbirine giriyor yani. Daha iyi, daha bir şekilde size yardım ve yataklık etmeye çalışırken olmuyor efendim. Yani gücümüz ancak şu an buna yetiyor. Yani ilimize kadar bitmiş durumdayız. Tabii ki gündem Amerika olunca baktık. Amerika seçimlerinde de Trump gerçekten bizim taktiklerimizi, bizim yerli ve milli hatta lisansını almadığını ben biliyorum. Yani gelip parasını verip kardeşim ben bunu bizim memlekette kullanabilir miyim demeden almış kullanmış. Yok işte erzak kolisidir, yok şöyledir, yok böyledir. Ya bak bizden taktik çalma, bizden bak bu şeydir ya bizim sloganlarımızı alıyor. Bizim işte yardım kampanyalarımızı alıyor. Ya bir kere her şeyi geçtim. Ya bu adam seçim öncesi 1.3 milyar dolar para biriktirmiş ya. Babış almış ya bağış. Ya bu kimlere para yediriliyor ya? Bu nasıl bir tezgah? Biden toplamış kaç? 900 milyon civarı. Ya 9 milyon. Ya biz kaç vatandaşlara koronavirüs yüzünden ölen vatandaşlara ya da ölmemek için yaşayan insanlara bağışlasanız ya. Amerika insanının az yardım etsene. Buradan diyor dünya üzerinde yapılan son 10 yıldaki seçimlere harcanan parayı dünya üzerindeki fakir fukara garip kurabalı insanlara bağışlayabilseydik şu an ne açlık ne fakirlik ne susuzluk kalırdı. Bir seçim kampanyasına kaç milyon dolarlar gidiyor efendim? Mürüklere sesleniyorum. Bizden daha ihalesi alınmamış bu sözcükleri, bu kelimeleri, bu cümleleri, bu sloganları, bu kampanyaları elimizden almaya çalışan vahşi kapitalist dünyanın üzerimize çökmeye çalıştığı bu günlerde gelin diyorum yüksek mahkemeye gidelim ve onların elinden sloganlarımızı alalım. Allah'ım yarabbim. Ya bari onlara şey yapmayın çöreklenmeyin. Sözde derler ki Amerika bizden 20-30 yıl ileride. Hadi oradan be. Hadi oradan diyorum. Adamlar bizim sloganlarımıza iş yapmaya çalışıyor. Taktiklerimizle ilerlemeye çalışıyor. Ya demek ki
Aslında biz onlardan 20-30 yıl ilerideyiz. Onlar bunun daha yeni farkına varıyor. Yıllardır uyuttular Amerika ileride diye. Halbuki değil. Biz daha gündüzken onlar gecede. Ya